Geldiniz, şerefler verdiniz. Programımıza sözlerin kulağınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Ramazan, sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hayra ulaşamazsınız buyuran Rabbimizin ikazı doğrultusunda hayır hasenatımızla yoksul, kimsesiz, garip ve muhtaçların derdine derman olarak cimrilik ve bencillik hastalığımızı tedaviye yöneldiğimiz bir şifa ayıdır. Haddi zatında bütün ibadetler, namazlarımız, zekatlarımız, oruçlarımız, dualarımız, mukabelelerimiz, hatimlerimiz, sadakalarımız manevi olarak bizleri güçlü kılan, kalbimizi arındıran, umudumuzu artıran, zorlukların üstesinden gelmede bize güç veren nimetlerdir. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan vesilesiyle yardım organizasyonlarımız olacaktır. Gıda, alışveriş kartı, bayramlık kıyafet gibi hazırlıklarla toplamda 61 milyon Türk liralık yardım yapacağız Türkiye Diyanet Vakfımızın katkılarıyla inşallah. Ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet, iftarlık, kumanya gibi bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı yani tdv.org ve bağış.tdv.org adreslerinden online yapabileceği gibi yine İl ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabileceklerdir. Medyada ve dijital ortamlarda yüce dinimiz İslam'la veya başta oruç olmak üzere ibadetlerle ilgili yazan, konuşan, program yapan herkesten sahih bilgiye bağlı kalmalarını özellikle İstirham ediyorum. Sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, yanlış, zayıf, mesnetsiz bilgilerden kaçınmalarını istiyorum. Gereksiz konular ve tartışmalarla milletimizin zihinlerini meşgul etmemelerini, fitne ve tefrikaya sebep olabilecek her türlü tutum ve davranıştan uzak durmalarını özellikle rica ediyorum. Şu an mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın